William Blake son derece enteresan bir düşünür, ressam, şair ve taraftarlarının, ona inananların sonradan yakıştırdıkları isimle bir peygamber. Çelişkilerle dolu bir hayatı var. Fakat her zaman verili sistemlere, daha önce söylenmiş olan düşüncelere, daha önce insanlara tebliğ edilmiş inançlara karşı bir kuşkusu ve bunların yetersizliğine dair bir inancı var. Dolayısıyla kendisi burada başlangıçta hemen aldığımız sözüne uyarak söylersek, kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Çünkü diyor, başkalarının sistemine uymak bir tür köleliktir. Ya kendi sistemimi kurarım, ya başkalarının sistemine köle olurum. Yaşadığı çağ itibariyle Amerikan devrimi, İngiliz devriminin hemen 50-100 yıl kadar sonrası, büyük çalkantıların olduğu bir dünyada, farklı inançların birbirine geçtiği ve büyük göçmen sürüleriyle ülkeden ülkeye farklı inançların taşındığı bir çağda yaşıyor. William Blake bir tahta oymacısı, bir esnaf. İngiltere'nin o dönemdeki bütün esnafları gibi cumhuriyetçi, Cromwell'ci. Yine bütün diğer o esnaflar gibi aslında bir entelektüel ve şiir tutkunu. Daha önce katılmış olanlar hatırlayacaklardır. Burada Diggers'la ilgili bir söyleşi sırasında benzer özellikleri taşıyan Win Stanley'in Ütopyası hakkında konuşmuştuk. Win Stanley, Londra'daki Diggers hareketinin önderi, teorisyeni, tarihe bir tarım anarko-komünisti olarak geçmeyi eylemiyle ve düşünceleriyle hak etmiş bir insandı. Cromwell devriminin yetersizliğini görüyordu ve eşitlik, özgürlük, kardeşlik ideallerinin ancak halkın kendi iradesiyle gerçekleşebileceğini, onun tepeden verilemeyeceğini düşündüğü için de taraftarı köylülerle birlikte toprakları işgal edip ortak bir tarım toplumu kurmaya girişmişti. O dönemde pek çok dinsel akım, Hristiyanlığın kimi yorumlarını kendilerince geliştirerek komünal toplum yaşamına ilişkin girişimlerde bulunabiliyordu. Özellikle Amerikan devriminin gelişme sürecinde İngiltere'nin oldukça gerici, kıyıcı eylemlerine karşı Amerika'da gelişen cumhuriyetçi ve özgürlükçü düşüncelerin de etkisiyle İngiltere'de de demokratik düşünceler, eşitlikçi düşünceler epeyce bir zemin bulmuştu. İngiltere'nin demokrasi tarihinde Amerikan devriminin dışarıdan bir etkisi var. Bunu belki ayrıca başka bir söyleşide konuşabiliriz. Çünkü bazen tersi oluyor. Hani ülke dışında bir yerde devrimci, ilerici hareketler gelişti ve bu ülkenin yöneticilerin aleyhine olduğu zaman bizde olduğu gibi gericiliği güçlendiren bir rol oynuyor. Ama İngiltere'de bu egemen sınıflar arasında gericiliği yaymaya yönelik çabaları hızlandırırken halk arasında da özgürlükçü düşüncelerin gelişmesine zemin hazırladı. William Blake bu dalgadan etkilenen sanatçı şairlerden biri. Resimlerinde, özellikle başlangıçtaki resimlerinde, yani dinsel temalara yönelmeden önceki resimlerinde, çocukların sömürülmesine karşı, köleliğe karşı,
kadınların ezilmesine, toplumdaki adaletsizliklere karşı hem şiirleriyle hem resimleriyle önemli bir mücadele veriyor. Örneğin, zaman içinde özellikle çocukların, geçerken şunu hatırlatayım, Thomas Paine, Amerikan bağımsızlık mücadelesinin ve anayasa hazırlıklarının önde giden oldukça önemli bir düşünürdür ve bugün de hala düşünceleri cumhuriyetçilik prensiplerinin temeli olarak kabul edilir. Thomas Paine ile William Blake arkadaşlar, birbirlerini tanıyorlar ve yazışıyorlar. Thomas Paine bir ateist, son derece sert bir ateist üstelik. Laik eğitimin ateşli bir taraftarı ve dinsel etkilerin herhangi bir hükümet biçiminde bulunmasına da karşı. William Blake ise birazdan göreceğiz, bir nevi şeydir, Hristiyan sosyalisttir. Ama tam Hristiyan da değildir, ama dinsel inançlarla toplumsal ütopyalarını birleştirmeye çalışan birisidir. O bakımdan bazen aralarında tartışma olur, Tanrı'nın varlığı yokluğu bilmem ne gibi eften püften meselelerde. Şimdi adını hatırlayamayacağım entelektüellerden birisi William Blake'e soruyor. Thomas Paine Tanrı'ya inanmıyor, onunla anlaşıyorsunuz. İncil aranızda herhangi bir sorun yaratmıyor mu? William Blake cevaplıyor. Thomas Paine İncil'i bütün papazlardan ve papadan daha iyi bilir. Ateizmin bir özelliği, bizde de, bizim aramızda da kim ateistler, Kur'an'ı herhalde Cübbeli Ahmet Efendi'den daha iyi bilir. Neye karşı olduğumuzu bilelim en azından diye okumuşuzdur. Thomas Paine, cumhuriyetçi fikirleri Amerika'da önemli bir etki yaratıyor ve Amerikan devriminin temelini oluşturan cumhuriyetçi fikirlerin kurucusu. Amerikan devrimi İngilizler tarafından sertlikle bastırılmaya çalışıldığında, meşhur Çay Partisi denilen o ayaklanma gününde, William Blake askerlerin masumiyetine ama onları yönetenlerin gaddarlığına karşı çıkar. Şeker vergisi dolayısıyla ayaklanma çıktığı için askerleri tatsız askerler olarak adlandırır. Oldukça ilginçtir. Ama Amerikan devriminden yanadır ve Amerika'nın mutlaka bir aydınlanma kaynağı olacağından da emindir. Bu Amerika hakkında Kehanetler adlı kendi kitabının kapağını görüyoruz burada. Amerika'yı yalnızca Amerika kıtasının bir aydınlanma çabası olarak değil, bütün dünyaya ışık saçacak bir kalkışmanın kaynağı olarak görür ve değerlendirir. Irk ayrımı konusunda o dönemde henüz sistematize edilmiş şeyler yoktur. Yani ırkçılık denilen şey doğmamıştır henüz, ama ırklar arasında eşitliği savunmanın inançları gereği olduğunu düşündüğü için bir zenci bebek için bir şiir yazmıştır. Şiirin tamamı gözlerinizin önünde, ama ifade edilen acının bebekler arasında dahi renk ayrımından doğan farklılıkların anlamsızlığı üzerine bence kalıcı bir değeri vardır ve çok uzun zamanlar öncesinden söylenmiş olması bakımından da ayrıca anlamlıdır. Vahşi güneyde doğurmuş annem beni. Karayım ben, ah! Ruhum beyazdır ama. İngiliz çocuk, beyaz, tıpkı bir melek gibi.
karayım ben. Sanki ışık değmemiş tenime. Bu kara gövdelerimiz ve bu yanık yüzümüz karanlık bir korudur, buluttur aslında. Ne zamanki ruhlarımız sıcağa dayanacak, yok olacak bulut, duyacağız onun sesini. Çıkın korudan ey sevgim, kaygım diyecek. Altın çadırımın etrafında eğlenin kuzular gibi. Böyle söyledi, sonra da öptü beni annem. Ben de böyle söylüyorum işte İngiliz çocuğa. Bulutlardan kurtulup da Tanrı'nın çadırının etrafında eğlenirken kuzular gibi. Onu sıcaktan ben koruyacağım. Ta ki o babamızın dizinde neşeyle çökenerek, sonra durup o gümüş saçlarını okşayacağım. Ona benzediğim için o da beni sevecek. Hoş bir şiir. Ama belki şiir olarak hani profesyonel şairlerimiz orasında burasında hatalar bulabilir. Fakat anlam itibariyle bence yüzyıllar ötesinden bu insanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik fikrini vurgulamış olması dolayısıyla güzel bir şiir. William Paine'in çocuk sömürüsü konusunda da çok duyarlı olduğunu söylemeliyiz. Burada baca süpürücüleri için yazdığı bir şiir var. Baca süpürücülüğü denilen şey, İngiltere tarihinin belki en büyük facialarından, skandal kararlar uygulamalarından biridir. Her evde bacalar var ve çocukların sığabileceği kadar bir delik olduğu için onlar tarafından temizleniyorlar. Ama bunun arkasında daha acı bir hikaye var. 4 ve 5 yaşlarında, 6 yaşındakiler sığmıyorlar. 5 yaşına kadar çocuklar babaları tarafından bu iş için satılıyorlar. Bazen bellerine bağlanan bir iple bu çocuklar bacadan aşağı sarkıtılıyor. O kurumu temizliyorlar, çıkıyorlar. Bazen de alttan bacadan çocuk tırmanmaya zorlanıyor, yukarı doğru giderken kurum temizleniyor. Altından ateş yakarlarmış ki çocuk hızlı tırmansın diye. Buna karşı William Blake'in şiiri resimde kendisine aittir. Bir kitabından alınmıştır. Annem öldüğü zaman çok küçüktüm ve babam sattı beni henüz dilim bile dönmezken temizle, temizle, temizle demeye. Artık bacalarını temizliyorum, uyuyorum is içinde. Küçük Tom Dacre var ya, ağladı kıvırcık saçları kuzu sırtı gibi kırktıklarında. Dedim ki ona, sus Tom, hiç takma kafana. Başın çıplak ya. Biliyorsun kurum kirletemez artık olmayan saçlarını. Ve o ağlamayı kesti ve o gecenin derinliğinde Tom uyuduğunda neler gördü düşünde. Binlerce baca temizleyicisi Dick, Joe, Ned, Jack, onların hepsi kara taputlara kilitlenmişti. Ve bir melek geldi ışık saçarak anahtarıyla ve açtı tabutları, azat etti onları. Sonra çayırda zıpladılar, güldüler, koştular ve ırmakta yıkandılar ve güneşte parladılar. Sonra çıplak ve pak bütün yüklerini atlarında bıraktılar. Hikaye şu, bu çocuklar fena halde ölüyorlar, küçücük yaşlarında ölüyorlar, kara tabutlara tıkılıyorlar ama cennete gidiyorlar. Bir başka yerde Blake onların ağzından soruyor. Baba ve krala. Baba dediği Tanrı'dır. Cenneti hak etmek için bu kadar acı çekmemiz şart mıydı? Cennetiniz ne kadar pahalı? Böyle bir algısı var. Din algısı dediğimiz şeyi, dini kavrayış dediğimiz şeyin ilk belirtilerini bu adaletsizlik üzerinden geliştiriyor. Yani o adil Tanrı, merhametli Tanrı, şefkatli Tanrı, çocuklar kurum içinde ölürken bir şey yapmıyor. Onlara sadece cennet vaat ediyor.
Blake evet sanat hayatında ve düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir olay da Surinam isyanıdır. Surinam İngiltere'nin ilk hem köle ticaretini yaptığı hem yeraltı yerüstü kaynaklarını yağmaladığı sömürgelerinden birisidir. Bir Hollandalı paralı asker, kendisi de sanatçı ve şair, anılarını Blake'e anlatıyor. Blake bunların yazılmasını ve kitabın resimlenmesinin de kendisi tarafından yapılmasını öneriyor. Birlikte çalışıyorlar. Ortaya çıkan çeşitli resimler bunlar. İngiliz askeri yerde yatan bir Surinamlı ve kana akmış bir yerli kadın, arkada tarım yapmaya çalışan bir erkek. Hoş. İşkenceyle öldürülen Surinamlılar. Bütün bunlar o asker arkadaşının anlattıkları üzerine kendisinin yaptığı şeyler. Bundan çıkarttığı sonuç nedir? Ama orası güzel. Bütün bu acıları kendi teninde duyarak resimlerini yapıyor Blake. Avrupa, Afrika ve Amerika kardeş olmalıdır. Ortadaki Avrupa'yı temsil ediyor beyaz. Yanda kızılderili Amerika ve Afrika. Bu kardeşliğe gönülden inanıyor. İnsanların eşitliği ve kardeşliği fikrine gönülden inanıyor ama bunun mümkün olmadığını da görüyor. Bu koşullar devam ettiği sürece, bu rejimler, bu sistemler devam ettiği sürece bu mümkün değildir, bunu görüyor. Hiçbir siyasete inanmıyor, hiçbir rejime, hatta cumhuriyete bile inanmıyor. Önerdiği şey rejimsizliktir. Hepsinin yıkılması. İnsanların başlarında herhangi bir otorite olmadan yaşadıkları zaman gerçekten kardeş olabileceklerini söylüyor. Anarşizm dediğimiz şey en temiz haliyle, en saf haliyle, yalnızca belli bir inanca, belirli bir şefkat ve sevgi duygusuna dayanarak bu şekilde filizlenmiş oluyor Blake'de. Biraz dinciliği var tabii ama nasıl bir dine inandığını biraz sonra anlatmaya çalışacağım. En sevdiği şairlerden biri Milton'dur. Milton, Cromwell devrimi sırasında yaşamıştır ve cumhuriyetçidir. Yazdığı en önemli eserlerden birisi Şeytan Övgüsü'ne adanmıştır. Şeytanı Tanrı'ya baş kaldıran bir isyancı olarak yüceltmiştir. Ve bu haliyle de William Blake üzerinde çok önemli bir etkide bulunmuştur. Onun ilham kaynaklarından biridir Milton. Milton'u bazı eleştirmenler ikinci bir Shakespeare olarak adlandırırlar. Milton'un resmi, bu resmi ona yüklediği anlamla doğrudan ilişkilidir. Karanlıkları aşan, bir yol açan bir şair olarak gösteriyor. Şeytanla olan ilişkisinde de Milton'a yüklediği bu önemli değer rol oynamıştır. Kendisi de şeytan hakkında pek de olumsuz düşünmüyor. Şeytanı biraz dönemlere ayırıyor. İyi dönemi var, kötü dönemi var. O iyi dönemde şeytandan yana. Bir başka ilgi alanı bilimdir. Burada Isaac Newton temsil ediliyor. Resmin ilginç yanı, Isaac Newton'un
deniz altında bir kayalığa oturmuş olması ve gökyüzü hakkında düşünmesi. Oldukça ilginç, şairane bir tasvir. Bütün bir evreni hesap ve kitapla, matematikle anlamaya çalışmak ve basit formüllerle bütün o hareketi, değişimi, çarpışmaların mekaniğini falan, gökler mekaniğini keşfetmiş olması William Blake'in hayranlık şeylerinden, hedeflerinden birisidir, sebeplerinden birisidir. Güncel gelişmeler karşısında duyarlıdır, tepkisini koyar. Gençliğinde, burada bir isyan sırasında önderlik eder. Hem ajitatördür hem eylemcidir. Günlerce süren bir Londra isyanı. Büyük bir isyan, Londra'daki bütün hapishaneleri basıyorlar isyancılar ve mahkumları serbest bırakıyorlar. Onların yerine de esnafa borcunu ödemeyenleri tıkıyorlar. Esnaf isyanı ne de olsa. Londra'yı yakıp yıkıyorlar. Fakat isyanın hem en yüksek noktası hem de artık kırılma noktası alkol fabrikasının, cin fabrikasının basılması ve isyancıların alkolü süratle midelerine indirmeleri oluyor. Ondan sonra şiddetin dozu artıyor ve sarhoş isyancıların dışında olanlar sokaklardan çekiliyor ve isyan bastırılıyor. Fakat Milton burada bazı yasaların ancak halkın gücüyle çıkabileceği düşüncesiyle isyana katılıyor. İsyan edersek, gücümüzü gösterirsek umduğumuz sonuçları elde edebiliriz diyen bir militan olarak görüyoruz o isyan sırasında. Zamanla William Blake de dini düşünceler egemen hale gelmeye başlıyor ama bunlar pek Hristiyanlığa benzemiyor. Blake Doğu dinlerini çok iyi biliyor. Hinduizmi biliyor, Taoizmi biliyor, Zerdüştlüğü biliyor, Müslümanlığı biliyor ama çok itibar etmiyor haklı olarak. Onu birazdan bir başka çerçeve içinde tartışmak istiyorum sizinle, düşüncelerinizi almak istiyorum. Ve bir tanrı yaratıyor. Tanrısının adı Urizen. Urizen, bütün o dinlerin tanımladıkları tanrıdan biraz farklı, kederli bir tanrı. Kelepçelenmiş, zincirlenmiş olarak anlatıyor ve ağlıyor. Çünkü evreni yaratmış ama doğru dürüst müdahale edemiyor. Bir matematikçi olarak düşünüyor, bir mühendis olarak düşünüyor. En ünlü tablolarından biridir. Dünyanın yaratılışı bir bilim işidir onun açısından. Ve onun tanrısı bir bilim adamıdır, bilim insanıdır. Günahları, sevapları tartan, insanları cezalandıran bir tanrı değil ama yaratılışın sırrını bulmuş ve bunu uygulamış olan bir bilgindir. Burada papayı cehennemde görüyoruz. Arkasına bakıyor, benden başka gelen var mı diye. Ama şimdilik yalnız. Önünde katran kuyusunda kaynayanlar arasında krallar göze çarpıyor. Papa da onların yanına götürülüyor. Zebani o kadar çirkin bir şey değil, korkulacak bir şey değil ama cezayı uygulamakta kararlı. Papa çok hoşuma gitti benim. Biraz şeye benziyor, yani bizim oralı bir herife benziyor. Bıyıklı mıyıklı öyle bir tip yapmış. Çıplak ayakları, ceza cübbesini giydirmiş, kafasına cezalı insanların giydiği türden bir külah, cehennemin yolunu tutmuş.
Papanın yeri cehennemdir. Şöyle bir tartışma öteden beri Hristiyanlık içinde vardır. İsa yoksulların peygamberi midir, Mesih'i midir yoksa zenginlerin mi? Daha da ileri giderek İsa yoksul muydu, zengin miydi? Çok eski zamanlardan, Hristiyanlığın başlangıcından itibaren tartışıla gelmiş bir şeydir bu. Ve İsa'nın daha hutbesi diyelim bizim dilimizde, hutbe değil, İncil'deki adı başka bir şey. Matta İncil'in 5 ve 6. bölümleri, okuyan arkadaşlar herhalde vardır. Orada İsa'nın mülk sahiplerine karşı acımasız sözleri vardır. Zenginlik, servet, bir güve ve past gibi kalbinizi kemirir. Asıl servet, korumanız gereken yerde ve sizden uzaktadır, ruhunuzdadır. Eğer servete teslim olursanız kalbiniz çürür. İsa'nın bu sözleri güzel söylemiş değil mi? Servetin insanları bozduğuna dair bir düşünceden yola çıkıyor. İnsanlar doğuştan kötü değillerdir ama mal mülk sahibi olunca kötü olurlar diye bir düşünce. Tabii bunu biz ekonomi politik açısından farklı tartışırız ama algı düzeyi, o çağların algı düzeyi ve zenginlerin hep kötü oluşu böyle bir sonuca varmayı kolaylaştırmıştır. Burada da William Blake'in düşüncesinde servet güve ve pas gibi insanın ruhunu kemiren, çürüten bir unsur olarak görülür ve en eski Hristiyanların o daha sonra Bogomiller vesaire gibi papalık tarafından, Vatikan tarafından sapkınlık olarak lanetlenecek mezheplerin görüşlerine daha yakın durur. Yüzüne dikkat edin. Bu gördüğünüz Adem Aleyhisselam'dır. O yüzü aklınızda tutun. Kendi portresidir. Daha sonraki resimlerinde Cebrail'i de kendisi gibi çizecektir. Bütün melekleri, hatta bazı resimlerinde Tanrı'yı da kendisi gibi çizer. Bir yüz yakıştırmak gerekiyorsa o yüz kendi yüzü olur. Biraz yakışıklı çizmiş ama kendisi olduğunu biliyoruz. Bu düşünce nereden geliyor ona? Bakın burada da Adem Havva'yı şeytandan kurtarmaya çalışıyor. Şeytan artık bir yılan haline gelmiştir. Fakat yüzü yine William Blake'in yüzüdür. Yine buradaki Demiurgus, Kudüs'ün inşaatını anlatan bir tablodur bu. Farklı dinlerden insanlar birlikte inşa ediyorlar burayı. Ama Demiurgus, William Blake'in yüzünü taşıyor. Elinde taşçıların ve marangozların kullandığı türden bir kumpas denir ona. Kumpas var. Ölçmeye, biçmeye yarar. Elindeki varyoz, balyoz değil varyoz bu. Taşları kırıp inşa ediyor. Ama yanında hem farklı ırklardan hem de farklı dinlerden insanlarla birlikte yapıyor bunu. Şeytan meselesi. Şeytanın lanetlenmeden önceki hali bir melektir. Şeytan, William Blake'e göre aklın ve bilimin tanrısıdır. Bütün şüphelerin kendisinde son bulacağı son şüphedir. Şöyle oldukça çetrefil bir lafı var.
şüphelerden şüphe etmeyen bir şüpheye ulaşmak istiyorum. Yine şüphe içinde olayım ama şüphe etmediğim tek şey şüphe etmek olsun. Kuşkuyu asla elden bırakmamanın bir bilim kuralı olarak tanımlanması Descartes'le başlamıştır. Ama burada dinsel inançlara da uygulandığını görüyoruz. Descartes'inki matematik bir şüphedir. Kuşku duymadığım tek şey kuşku duyduğumdur diye formüle etmiştir o. Şüpheyi bilinme giden bir yol olarak tanımlamıştır. Düşünüyorum öyleyse varım vecizesi de bu kuşkunun bir ifadesidir. Şüphe etmediğim tek şey düşündüğümdür. Düşündüğümden kuşku duymuyorum. Yanlış ya da doğru. Düşünüyorum. Öyleyse düşündüğüme göre varım. Bu kesin. Düşünüyorum öyleyse varım. Dayanacağım tek şey budur. Geri her şey kuşkuludur. Kuşkuyu dinsel anlamda da yücelten bir yere varmış olması bu şeytan, tanrı, din gibi meseleleri bir sistem sorunu olarak ele aldığını gösteriyor. O başlangıçta aldığınız vecizesini hatırlayın. Eğer kendi sistemimi kurmazsam başkalarının kurduğu sistemlerin kölesi olurum. Asi bir adam. Dinin bir sistem olarak kendisine dayatılmış olmasını, bir ahlak vaaz etmesini ve bunun dışına çıktığında kendisinin cehennemle cezalandırılacağını söylenmesini kabul edemiyor. Kader ve günah tartışması buna dahildir. Eğer kaderimse Tanrı tarafından yazılmış olan şey, günah neyin nesi? Hem yazıyorsun, başıma getiriyorsun hem de günah diye beni cezalandırıyorsun. Bu isyan feryadı neticede onu yalnızca sevgi ve şefkate dayanan bir din arayışına götürür. Cezalandırıcı bir tanrı istemiyor. Yaptığı her şeyde bilime dayanan, bilgeliğe dayanan ve verebileceği tek şeyin sevgi ve şefkat olduğunu söylediği bir tanrı istiyor. Bu tanrının demin de söylediğim gibi Ulrize olduğunu düşünüyor. Ne Gad, ne Allah, ne Rabbül Alemin. Kendi tanrısı. Hayatının sonuna doğru yazdığı kitaplar bu düşünceyi yoğun olarak işliyor. Bir tanrıdan söz ediyor ama bu tanrı hiçbir dinin tanrısına benzemiyor. Ulrize tıpkı Newton gibi hesapları şaşmayan bir tanrıdır. Ama kimsenin kaderiyle oynamaz. İnsanlar özgürdür. Benlikleri vardır ve bu benlikleriyle karar verirler. Akıllarıyla karar verirler. Bir bakıma, bir yorumcunun dediği gibi, şeytanın o ilk haline yakıştırdığı özellikle aklın ve bilimin tanrısı dediği şeytanla kendi bilge tanrısı Ulrize birleşmiştir. Sevgi ve şefkat, bilgelik, çocukların ve özellikle çocukların ve kadınların ezilmediği, ırklar arasında kardeşliğin olduğu bir dünya. Bunu vaaz ediyor. Gördüğünüz gibi mezar taşında yazan budur. William Blake, şair, sanatçı ve peygamber. Kendisi söylemedi. Ben peygamberim falan demedi ama bu ölümünden sonra önceki şeylerde mezar taşlarında mesela bu prophet şeyi yok, ifadesi yok. Sonradan yani savaştan sonra, savaşta ağır tahribata uğruyor mezarı. Yeniden yapıldığında
William Blake hayranları, taraftarları baba peygamberdi be, yazalım gitsin diyorlar. İyi mi yapmışlar? Burada da başlamasın şimdi Blake'çilik, Blake'çilik. Doğrudur onu. Evet, genç ölmüş. Şimdi bir tahta oymacısı, esnaf. Tıpkı Win Stanley gibi. Win Stanley de yani bu Diggers hareketinin kurucusu ve ideologu olan Win Stanley de bir terziydi. Biz Burjuva devriminden söz ederken onlardan söz ederiz. Marangozlar, terziler, oymacılar, sanatkarlar vesaire, çarşı esnafı. Bunlar emekçilerdir. Yanlarında nadiren bir iki kişi çalıştırırlar ama esas olarak kendi emekleriyle geçinirler. Kendi ürettiklerini satarak değer yaratırlar. Kendi yarattıkları değeri satarak geçinirler. Burjuva deyince biz yani kalantorların yaptığı bir devrim gibi gelmesin aklımıza. Bunlar feodaliteye karşı, feodalitenin siyasi biçimlerine karşı özgür, eşit bir dünya isteyen emekçilerdi. Fransız devrimiyle ortaya çıkacak olan rejim, cumhuriyet, İngiltere'de bir türlü başarılamadı. Pek çok cumhuriyetçi akım doğdu ama bunlar sönüp gittiler. Halbuki Fransızlardan önce biliyorsunuz İngilizler bir kralın kafasını kestiler. Dünyada ilk kral kafası kesme onuru İngiliz halkına aittir. Birinci Charles, Cromwell devriminde kelleyi kaybetti. Gerçi sonrası çok acıklı ama. Ve Cromwell devrimi kendisinden daha ileri hamlelerin önünü açtı. Fakat aynı zamanda da kesti. Şöyle, Diggers'lar deminden beri, Diggers'lar diyorum dikkat ederseniz İngilizce sakatlığı dolayısıyla. Diggers, zaten çoğul onlar. Kazıcılar, toprakları işleyip ortak silolarda ürünlerini birleştiriyorlardı. Sonra gidip oradan ihtiyaçları kadar alıyorlardı. Genişlemeye başlayınca hareket, toprak sahipleri, Londra civarındaki toprak sahipleri Cromwell'e başvurdular. Bunlar bizi tehdit ediyorlar. Zorbalıkla topraklarımıza el koyuyorlar diye. Cromwell, has adamlarından Halifax'ı durumu incelemek üzere gönderiyor ve Halifax köylüleri dövüp dağıtıyor. Ondan sonra da bir daha toparlanamıyorlar. Her yıl burada Wigan'da Diggers Festivali yapılıyor. Orada anılıyor ama genellikle unutulmuş bir insan. Şimdi bu hareketin ezilmesi iki sonuç doğuruyor İngiliz Cumhuriyetçileri arasında. Birisi bu işin ancak monarşiyle uzlaşarak ilerletilebileceği şeklindeki o geleneksel liberal tavır. Diğeri ise bugün hala işte biz de kendimizi onların devamcısı sayabiliriz. Cumhuriyette cumhuriyet diye bağıranlar. Belki en doğrusunu Blake söylüyor. Hepsinin canı cehenneme. William Blake üzerine en ciddi araştırmalardan birinin yazarı Edward Palmer Thompson adlı bir İngiliz Marksist. Geçen yıllarda yakında kaybettik onu. Edward Palmer Thompson, Britanya Komünist Partisi'nin önemli isimlerinden birisi. 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalinden sonra partiden ayrılıyor ve Avrupa Yeni Solu'nun kuruluş çalışmalarında etkin rol üstleniyor. Onun yazdığı William Blake üzerine kitapta önemli tezler var. Ben onların bir kısmını size aktaracağım, sonra da tartışma istiyorum.
Thompson diyor ki, dünyanın devrimci dönemlerinde kimi dinsel inançlar muhalif düşünceleri ifade etmenin zemini olarak kullanılır. Ve bu isyanın toplumsal tabanının genişlemesine hizmet eder. Dolayısıyla diyor, Blake'in yaşadığı dönem İngiltere'nin en devrimci dönemlerinden biridir. O da kendi isyancı düşüncelerini dinin diliyle ifade etme yolunu seçmiş bir isyancıdır. Bu genel olarak doğrudur. Biz tarihte pek çok isyanda dinsel temaların kullanıldığını, bizim Şeyh Bedrettin'de olduğu gibi, Avrupa'da Thomas Müzer'in yaptığı gibi, din bayrağı sallayarak aslında sosyal bir devrim peşinde koşan isyancıların bulunduğunu tarihten biliyoruz. Thompson, William Blake'i de bu kalıba oturtuyor. Dönem tahlilleri falan çok güzel. Kitabı tavsiye ederim. Canavarları Savaş adıyla. Tam İngilizcesini şimdi hatırlayamayacağım. Ama Edward Palmer Thompson, William Blake'i böyle bir isyancı ve kendi düşüncelerini dinin diliyle ifade etmiş bir sosyal isyancı olarak tanımlıyor. Bunun anlaşılır yanları var. Biz de Şeyh Bedrettin'i aynı şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü tarihimizde bu gibi figürlerin bulunması bizim hem ideolojik mücadelemizi güçlendirir hem de sosyal hareketlerin tarihini aydınlatmak bakımından yararlı olur. Ancak benim kanaatim, William Blake üzerine okumalarımdan vardığım sonuç, William Blake'in samimi bir din kurucusu olarak kendisini tanımladığıdır. Dini sosyal hareket için bir zemin olarak kullanmak diye değil, ama o dine inanarak yaptığı bir iş var. Hayatının çeşitli evrelerine baktığımız zaman bir dönem gerçekten cumhuriyetçi ve isyancı bir kimlik görüyoruz. Ama yaşlandıkça ve özellikle kardeşinin, yakınlarının ölümünden sonraki halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Ondan sonraki şiirleri ve resimleri, hayırdır ya? O dönemden sonraki şiirleri ve resimlerinde ben onu samimi bir inançlı, kendine inanmış birisi olarak görüyorum. Eğilimim odur. Demin tablolarında şeyi gördük, kendi yüzünü meleklerin ve Adem'in yüzüne yerleştirme konusunda hiç de tereddüt taşımıyor. Kendisini oraya ait hissediyor ve bunu gösteriyor. Güçlü bir Hristiyan muhalif geleneğinin olduğu bir topraktır İngiltere. Hristiyanlık için muhalefetlerin güçlü olduğu bir ülkedir. Daima papalıkla sorunlu olmuştur ve papalığı tanımamak için biliyorsunuz işte 8. Henry Anglikan Kilisesi'ni kurmuştur. Benim kilisem seninkini döver demiştir açıkça. Buna benzer pek çok mezhep vardır. Aykırı mezhepler vardır Hristiyanlıkta. Bunlardan önemlileri İngiltere içinde doğmuştur. Thompson'ın katıldığım saptamalarından birisi diyor ki, farklı ülkelerde, zulmün yoğun olduğu ülkelerde yaşayan ama kendilerine daha iyi bir hayat bulacaklarını umarak Britanya'ya göçmüş olan göçmenler
kendi inançlarını Hristiyanlık içine taşıdılar ve muhalif mezhepler doğurdular. Bizim de başımıza gelebilir o. Şöyle Aleviliğe benzer bir Hristiyan mezhebi yaratabilirsiniz. Uğraşmayın. Ama bu tespit doğrudur. Yani tarihte pek çok ülkede bunun örneklerini görebiliyoruz. Şimdi sorun şu. Birincisi yani William Blake hakkındaki bu benim Thompson'ın katılmadığım saptaması. Yani samimi bir kendine inanmış adam mı? Yoksa siyasal düşüncelerini din diliyle ifade etmeyi seçmiş bir gizli isyancı mı? O karışık. Diğer bir mesele, demin bir arkadaşıma dışarıda açtım, Rafet'e. Dedim ki, Hristiyanlık aslında güdük bir dindir. Yani İslamiyet kadar, hatta Zerdüşt dini kadar, Hinduizm kadar çok zengin argümanlara sahip, belli bir felsefi temeli olan, içinde metafizik unsurları herhangi bir felsefeye yol açacak kadar zengin olmayan bir dindir Hristiyanlık. İncil okumuş olanlarınız vardır. Sahiden yoksul bir kitaptır. Hikaye anlatır. Birkaç tane İsa vaazı dışında doğru dürüst ilahi kelam bile taşımaz. Bizim Kur'an bir yana ama bizim dediğine bakmayın. Ne de olsa bulaşmış. Zerdüşt'ün kitabı, Hindu metinleri, Taoizmin Çin kaynaklı ahlak metinleri, Hristiyanlık bunların yanında bir şey değildir, bir broşürdür. Fakat gel gelelim. Problem şu. Böyle bir din nasıl oluyor da sanat, edebiyat, felsefe alanında bu kadar çok zengin bir birikim yaratabiliyor? Din üzerine konuşmak, dinden hareket ederek felsefe yaratmak, dinden hareket ederek sanat, heykel, edebiyat, şiir vesaire. Bütün bunları Hristiyanlığın doğurmuş olabileceğini düşünmek bana tuhaf geliyor. Ama Dante'den Shakespeare'e, Goethe'den Tolstoy'a, hepsi bir biçimde Hristiyanlığın temalarına bağlı olarak edebiyat yapmış büyük insanlardır. Ressamlar, Rafael, Michelangelo, hepsi, Rönesans ressamları dahil, hepsi din temalı resimler yapmışlardır. Bunu yorumlamışlardır, İncil'den farklı bir şeyler anlatmışlardır, papalığın argümanlarına karşı çıkmışlardır falan filan. Ama hep Hristiyanlığın içinde kalmışlardır. İnsan kıskanıyor ya. Bizim mübarek dinimiz niye böyle bir şey doğuramamış? Hadi tartışalım. Bir iki kelam edelim. Sorduğunuz soruya dönmek istiyorum. Evet. Eğer bu şeye bakarsak, söylediğin söze, kendi sistemini kurmazsan başka sistemlerin kredisi olur. O verdiğiniz resimlere de baktığımızda sürekli Tanrı da dahil insanların yarattığı şeylerin kendilerinin kölesi, kendi yarattıklarının kölesi olduğu mesajını veriyor. Değil mi? Ben öyle gördüm. Evet. Kendi de bir tanrı yaratıyor. Yani Ulrize de onun yarattığı bir tanrıdır. Aynen. Burada ben kritik görüyorum hocam. Ironi görüyorum aslında. Kendi yüzünü Adem'e falan verirken aslında onu eleştiriyor gibi geldi bana. Hani biz kendi yarattığımız şeylerin kölesi oluyoruz ve bunlar kafa buluyor. Ben öyle gördüm. Cebrail'e de kendi yüzünü veriyor. Evet. Adem'e de kendi yüzünü veriyor. Yarattığım diyor. Ben de hani yüzümü koyabilirim diyor. İnsanların yarattığı
Ben öyle yorumladım açıkçası. Şimdi hatırladım, bir tartışma sırasında birisi buna diyor ki sen gerçekten İsa, hani vardır ya Hristiyanlıkta İsa Tanrı'dır. İsa'nın Tanrı olduğuna sen inanıyor musun diyor buna. Blake'in verdiği cevap şu: İnanıyorum. Çünkü ben de öyleyim. Bizdeki şey gibi mi düşünüyordu, o kadarını bilmiyorum. Bizim Hallacı Mansur da Enel Hak der. Bizde yani tasavvuf edebiyatında insanın kendisini, ama birey olarak değil, insanlığın kendisini tanrılaştırma vardır. Fakat burada çok bireysel bir durumla karşı karşıyayız. O dediğin doğru ama yani bir sistem yaratma çabası var ve o sistemin merkezine de kendisini koyuyor. Böyle bir şey. Ama şu açıkta kalıyor hala. Blake de ne kadar zorlarsa zorlasın Hristiyanlığın çerçevesi içinde hareket ediyor. Yani diğer dinlerden, mitolojiden, doğu dinlerinden falan almış alacağını bir şeyler var kafasında. Bir boş adam değil. Yani dinler tarihini biliyor, dinlerin ne dediğini biliyor. Fakat kendisi bir din kurmaya kalkıştığında yani neticede biz Rabbül Alemine değil, William Blake'e mi tapacağız? Ne fark edecek? Ama problem şu, yani ister öyle olsun, ister böyle olsun. Mesele Hristiyanlığın doğurduğu büyük bir kültür var. Hristiyanlık etrafında şekillenmiş büyük bir kültür var. Ama Müslümanlık etrafında hiç böyle şekillenmiş bir kültür yok. Şimdi Hristiyan dünyası dediğimiz dünya belli bir zamandan sonra kapitalist dünyadır. Burjuva devrimini yapmış olan dünyadır. Aslında Hristiyanlık merkezli ya da Hristiyanlık çerçevesinde dediğimiz o sanat, edebiyat, felsefe falan da burjuvazinin ürünüdür. Burjuva devrimlerinin ürünüdür. Rönesans işte bildiğimiz. Reform hareketi. Kuzey Rönesansı da buna dahildir. Mutlaka o değişim sürecinde ortaya çıkan zenginliği ifade eder ve Hristiyanlık onun içinde artık herhangi bir etken değildir. Hristiyan dünyasında çıkmıştır ama Hristiyanlığın ürünü değildir bunlar. Yani hiç kimse Michelangelo'nun, Bruegel'in, hatta Dante'nin, Tolstoy'un Hristiyanlığın ürünü olduğunu söyleyemez. Bunlar Hristiyanlığa inanan insanlardı. Ama yaptıkları iş başka bir şeydir. Onun içinde hareket etmek değil. O temeli, o var, zaten var, yanda, cepte dursun. Fakat yaşadıkları dünya bir değişim dünyası, bir hareket dünyası. Kültürün kaynağı da o hareket ve değişim. Bizim topraklara baktığımız zaman hareket dediğimiz, yani sosyal değişim felaket yavaş. Zaman bir türlü akmıyor. Hep aynı şeyi yaşıyor gibi. Buradan bir şey çıkmaz. Çıkmamasının sebebi o. Yani değişim ve hareketle açıklayabiliriz biz Batı dünyasındaki zenginliği. Bizdeki yoksulluk ise durgunluğun yoksulluğudur. Şimdi tabii buna ilişkin tartışmalar sosyoekonomik yapının niteliği konusundaki tartışmalara kadar gitmektedir. Yani asketik üretim denilen şey esas olarak özel mülkiyeti dışlardı. Bundan dolayı mı kapitalizm gelişmedi vesaire gibi tartışmalar. Ama benim kanaatim şu: Batı Amerika'yı keşfettikten sonra öyle bir altına gümüşe boğuldu ki gemiler dolusu altın gümüş. Bu sermaye olarak kullanılma şansını bulduktan sonra Batı Batı olmaya başladı. Ondan öncesinde Avrupa sefildir. Düşünce bakımından da, sanat bakımından da sefildir.
Ama o altın gümüş akımından sonra, yani faraza olamazdı ya, bir Osmanlı gemicisi Amerika'yı keşfetmiş ve Araplarla birlikte Türkler Amerika'yı ele geçirmiş olsalardı, o altın gümüş sermayeye dönüşebilir miydi? O da ayrı bir tartışma. Paranın sermayeye dönüşmesi ayrı bir süreçtir ve başka ilişkileri gerektirir. Velhasıl hocam, neyse, kafanızı ağrıttım. Buradaki bu kültürel zenginlik, özellikle felsefedeki gelişmeler, yani arkadaşım çok güzel özetledi, o Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürler dönemi, İhvan Safa gibi bir ansiklopedist akımın çıkmış olması falan, İslam dünyasında böyle parlayıp sönen kıvılcımlar gibidir. Ama sönmüşlerdir. Egemen olamamışlardır. İhvan Safa'yı bazı ciltleri Türkçe'de de yayınlandı. Ansiklopedistlerin yaptığını 300-400 yıl önce yapmaya çalışmışlardır onlar. Yani Fransız ansiklopedistlerinin yaptıklarını 300-400 yıl önce yapmaya çalışmışlardır. Olacak iş değil. Yani olmuyor, tutmuyor. Çünkü başka bir hareket, başka bir zemin gerektiriyor. Şimdi William Blake'e dönersek eğer, müsaadenizle sözümü bağlayacağım. İngiliz tarihi gerçekten kültürel bakımdan da son derece zengin. Fransız aydınlanmasıyla kıyasladığımızda İngiliz aydınlanmasının çok ilginç özellikleri var. Dünyada Fransız aydınlanması çok bilinir ve işte aydınlanma deyince onlar aklımıza gelir. Ama İngiliz aydınlanması düşünceden, edebiyattan çok pozitif bilimlere dayanan bir aydınlanmadır. Newton'u doğuran şartları düşünelim. Darwin'i doğuran şartları düşünelim. Fransa'da da fizikçiler, matematikçiler elbette vardı ama iklimleri farklıydı. Yani yarattıkları iklimden bahsediyorum. Erasmus Darwin, Darwin'in, bizim meşhur maymuncu Darwin'in dedesi ilk defa ondan hemen hemen 100 yıl önce türlerin birbirine olan ilişkisini Darwin'in kanıtlara dayanarak söylediği şeyi bir faraziye olarak ortaya atmayı başarmış olan bir adamdır. Erasmus Darwin. Erasmus Darwin de Blake'in çağdaşıdır. İlginç. Onu da söylemiş olayım. Ha, bu İngiliz aydınlanmasının temel özelliği bir bilim ve dünyayı anlama çabasıdır. Fransız aydınlanması daha çok insanı anlamaya yönelik, insana bir yer biçme arayışıdır. İngilizler ise insanın dünyadaki etkinliğini artırmaya yönelik bir aydınlanmanın peşinden gitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.